Umke Merkez Veli Bey Apartmanı'nda bir hastaya ulaştık. Bir umke tipi gönderir misiniz? Edirne İl Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen yaralı kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı. Trakya illerini kapsayan 20. Bölge Temel Eğitim ve UMKE tatbikatı programı gerçekleştirildi. Bir hafta süren programın ilk 3 gününde sağlık görevlileri acil durumlarda yapılması gerekenlerle ilgili olarak teorik bilgi aldı. Programın son 2 gününde ise sağlık görevlileri sahaya indi. Trakya Üniversitesi Tunca yerleşkesine gelen sağlıkçılar gece gündüz tatbikatlarını icra etti. Çöken bir binanın enkazı altında kalan yaralıyı kurtarma tatbikatı ise gerçeğini aratmadı. Tamam, ben de oradayım. Spin board istiyorum yavaşça. Spin board uzatın. Tamam, bir dakika, özür dilerim. İdaresini yapıyoruz. Sen de. Gelin. Masa çıkmıyor bak. Tamam. Sorun içerideki arkadaşlar. Sargı mı? Kısmına çıksın da olur. Yani çıksınlar onu. Hastaneye çıksınlar, iyi olsun. Hadi ya, hadi ya. Niye çıkarmıyorsunuz hastaneye? 2 saattir. 2 saattir ne yapıyorsunuz içeride? Zaten o içerideydi, geldiniz daha çıkarmadınız içeride. Ulaştılar, müdahale ediliyor, sakin. Hastamız gayet iyi. Ayakkabısını veriyorlar bana hastanın kendisi içeride. Niye çıkmıyor o zaman? Niye çıkarmıyorsunuz? Ne istiyorsun sen? Siz niye toplanmışsınız burada? Kalabalıktan başka bir şey yaptığınız yok. Burada tamam beyefendi, tamam çekiliyor. Hastamı Mehmet, çıkarmıyorlar zaten sakin, içeriden 2 saattir bitirdi çıkmadı hasta. Yeter ya. Tamam bak çıkıyor, şimdi çıkıyor. Bunları neyi çekiyor, niye beni çekiyor bu insanlar? Söyle çekmesinler, bak beni çekmesinler. Sinirim bozuluyor bak, gel, kötü tamam, oluyorum sakin. Sonra. Enkazdan çıkartıyoruz, ambulansa ihtiyacımız var. Başkan baş taraftan çıkacak. Baş, Özcan. Hayır. Özcan bana dön. Beraberiz. Geldim. Evet arkadaşlar, devam edelim. Sola dönüyoruz hızlı bir şekilde. Sola devam edelim. Ben de abi bırak. 96'larda satır aşağı. Bina enkazında bir kadının mahsur kaldığı bilgisinin alınması üzerine ulusal medikal kurtarma ekipleri harekete geçti. Olay yerine ulaşan ilk ekip gerekli önlemleri aldıktan sonra merkezinden yardım istedi. Kısa bir süre içerisinde olay yerine gelen ekipler yaralıya enkaz altında ilk müdahaleyi yaptı. Ardından yaralı mahsur kaldığı yerden çıkarıldı. Olay yerine sevk edilen bir ambulansa alınan yaralı hastaneye kaldırıldı. Enkaz altında kalan kadının eşini canlandıran bir sağlık görevlisinin performansı ise tiyatro oyuncularına taş çıkarttı. Olaya müdahale eden görevlilerden eşinin durumu ile ilgili sürekli bilgi alan endişeli eş, görevlilere ve çekim yapan basın mensuplarına tepki vermeyi de ihmal etmedi. Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Erhan Turhan, Trakya illerinin temel eğitim ve UMKE tatbikatının gerçekleştirdiklerini söyledi. Tatbikatın ilk 3 gününde teorik eğitimin verildiğini belirten Turhan, son 2 günlük dilimde ise pratik uygulamalarla yeni katılım sağlayan UMKE'ci arkadaşlarının eğitim becerisini sağlamak amacıyla burada bir tatbikat yaptıklarını anlattı. Turhan, tatbikatta olayın nasıl ve ne şekilde cereyan ettiğini, doğru ve yanlış uygulamalarını burada denetleme fırsatı bulduklarını ve arkadaşlarının bu işi başarıyla tamamladığını vurguladı. Trakya illerinin temel eğitim ve UMKE tatbikatının ilk 3 günlük dilimini teorik olarak tamamladık. Son 2 günlük diliminde pratik uygulamalarla yeni katılan UMKE'ci arkadaşlarımızın eğitim becerilerinin kazanmasını sağlamak amacıyla bugün burada bir tatbikat gerçekleştirdik. Olayın nasıl, ne şekilde cereyan ettiğini, doğru ve yanlış uygulamalarını burada denetleme fırsatı bulduk ve gerçekten arkadaşlarımız başarılı bu işi tamamladı. Trakya Üniversitesi'nde görevli sağlık müdürü Özcan Bilgün, UMKE'ye gönüllü olarak katıldığını kaydederek bu kapsamda bir haftalık bir eğitimden geçtiklerini açıkladı. Devlet Hastanesi'ne görevli hemşire Gonca Gül Tekel de UMKE'ye gönüllü olarak katıldığını, bir haftalık temel modül eğitimi aldıklarını dile getirdi. Kaydımızı yaptırıp eğitim almak için bir haftalık bir eğitimden geçtik. Temel modül eğitimi dediğimiz eğitimi alarak gönüllü UMKE'ci olduk. Afet durumlarında, selde, depremde ne gibi müdahaleler yapabileceğimizi, sadece hastane etrafında değil doğal ortamda da sağlığa müdahale nasıl yapılacağını öğrendik. UMKE'ye gönüllü olarak başvuruda bulundum. Bu eğitime seçilip bir haftalık temel modül eğitimini aldım.
Hani her koşulda hastalara, yaralılara müdahale nasıl yapılır? Onun eğitimini aldım. Mesleki olarak da geliştiriyoruz kendimizi. Mağdur insanlara da yardım ediyoruz. Zor durumdan kurtarıyoruz. Hani çok mutluyum bu ekibin bir üyesi olduğum için. Bence bunu duvar asın ya. Arkadaşlar, evet, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben sizin adınıza arkadaşım.